Merhaba, benim adım Najma Buakazkan. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği'nde Basın ve İletişim Departmanı Başkanıyım. Bugün Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominic Chilcot, Türkiye'den pek çok kişinin de sorduğu Brexit süreci ve Birleşik Krallık-Türkiye ilişkilerinin geleceği ile ilgili sorularımızı cevaplamak için bizimle birlikte. Bize Brexit ile ilgili son gelişmeleri açıklayabilir misiniz? Birleşik Krallık 31 Ekim'de AB'den hayla ayrılıyor olacak mı? Başbakan Johnson, Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden çıkması konusunda kralı olduğunu belirtti ve bunu gerçekleştirebilmemiz için bu tarihten önce Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varabileceğinden de oldukça emin. Birleşik Krallık halkı Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullandı ve hükümet de bu referandumun sonucuna saygılı davranmaya kararlı. Ama geçtiğimiz haftada gördüğümüz üzere hükümet Avam Kamerası'nda çoğunluğa sahip olmadığından her şeyin kontrolü tam olarak elinde değil. Ve Avam Kamerası da Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden herhangi bir anlaşma olmadan çıkmasına karşı oy kullandı. Bir başka faktör de şu. Hükümet bu sürecin 31 Ekim sonrasına ertelenmesini istese bile Avrupa Birliği bize böyle bir süre tanımayabilirdi. Ayrıca İskoç Yüksek Mahkemesi'nin aldığı son karar sonrasında parlamento hükümetin 14 Ekim'e kadar erteleme kararına rağmen bu hafta açılabilir. Peki, tüm bunlar Birleşik Krallık-Türkiye ilişkilerinin geleceği için ne anlama geliyor? Biz Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra da Türkiye, Birleşik Krallık'ın en önemli ortaklarından biri olmaya devam edecek. Türkiye, bir G20 ekonomisi, bir NATO müttefiği, Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi, sürekli artmakta olan uluslararası bir nüfusa sahip büyük bir bölgesel güç. Brexit, Türkiye'nin stratejik değerine verdiğimiz önemi değiştirmiyor. Brexit sonrasında da Türkiye ile işbirliğimizi sürdürmek ve hatta daha da geliştirmek istemeye devam edeceğiz.